Osman'ın cebinde akrep var. Oğlumu sanki cüzdan gibi görüyor. Bir kere de yani sen çıkartır verirsin. Benim arkamda Kodiş Bank var. Benim dediğimi eşim nişanlım ödemeyecekse kim ödeyecek? Yemek getiren garson mu ödeyecek? Bir kere de sen ödesen ne olacak? Şimdi herkes eşit. Kocam ödesin, nişanlın ödesin, arkadaşın ödesin. Öyle bir şey yok. Aa, çıkarıyorsa vardır öder yani. Değil mi? Normal olan bu. Herkese tekrardan merhabalar. Hemen sandığımı açıp konuşmaya devam ediyorum. Yarın final. 5 tane bileziği buradan seçiyorum. Hak eden bir gelinim kollarına takıyor. Her günde bir çeyreğimiz var. Bakalım bugün çeyreği kim alacak? Eğer burada olmak isterseniz www.kanald.com.tr adresinden ya da 0539 570 37 07 güzel bir video ya da başvuru formuyla sizi burada bekliyorum. Hemen konularıma geçiyorum şöyle soluma soluma bakaraktan. Kayınvalideler Odası'ndan Nuray Hanım, gelini Damla hakkında neden şikayetçi olmuş? Bu bir. İkincisi de konu ne olmuş dönmüş dolaşmış ve Sevil Aycığım'a dönmüş. Bakalım. Mesela bir yere gidiyoruz Damla'yla birlikte. Damla zaten Furkan'ı hep para olarak görüyor. Damla'nın cebinde akrep var. Aa. Hiç elice bile gitmez. Niye her şeyi Furkan, ki? Her şeyi Furkan. Oğlumu sanki cüzdan gibi görüyor. Geçen gün kafeye gitmişler. Birlikte gittik daha doğrusu. Lavaboya çıktı Furkan. Cüzdan da evde unutmuş. Cüzdan evde unutmuş. Bir kere de sen söyle dedim. O da Furkan varken ben cüzdan taşımıyorum dedi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Olabilir. Nasıl ben olabilir de, ya? Ben de öyle taşımazdım. Bir günde sen çıkart da ver, ne olacak sanki? Eğer cebinde parası yoksa, cüzdanı yanında değilse çıkmayacak arkadaş. Bence kadının cüzdanı zaten yanındaki erkektir. Hesap isteniyor, gidiyoruz ya lokantaya. Nereye gidersen git, en lüks restorana da git, en orta bir lokantaya da gitsen hesap istiyorsun. Hesabı garson direkt kimin önüne koyuyor? Ya tamam. Kimin önüne koyuyor? Erkeğin önüne koyuyor ama sen her zaman bir saniye. Demek ki erkeğin ödemesi. Her zaman da erkek ödeyecek diye bir kanun yok. O kadar yıllık evliliğimde nereye gidersem gideyim ne cüzdan aldım ne çanta aldım. Ama yanımda eşim varken. Vallahi. Şu anda da oğlum varken de gittiğimde gene almıyorum. Çünkü oğlum elimi cebime sokturmaz. Erkek çünkü. Biz böyle yetiştik böyle. Sizi bilmem. Yani şunu söyleyeyim. Benim oğlum kimsenin kredi kartı cüzdanı değil. Herkes kendi parasını da hazırlasın. Kendi ödesin. Yeter artık yani. Sana mı oluyor ya? Yani, ben anlamıyorum. Katıldığım konular da var. Katılmadıklarım da var. Nuray abla biraz böyle şey sert olmuş sanki. Hani Damla oğlumu kullanıyor. Ya cüzdan şimdi Nursel olarak, kredi kartı olarak kullanıyor demişsin. Şimdi şöyle Nursel Hanım, hep gittiğin zaman hep bana olmaz. Bir kere de yani sen çıkartır verirsin, öyle değil mi? Hiç mi benim canım yoktu ya? Bunları ben yemeğe götürüyorum, eşim dahi olduğunda Damla da iyi bilir. Gideriz yemeğe, bunlar otururlar. Ben hiç bunlara söylemem bile, giderim orada sorarım. Bizim borcumuz şu masanın hani 13 numara mesela, numaranın masanın ücretine kadar derim. Veririm, otururum, üstüne çay içeriz. Hep birlikte bunlar para ödendiğini bile bilmezler. Hep kasa sensin ödüyorum. Yani. Eşin tamam varken de kasa sendin. Tamam, sen ödeyeceksin. Tamam da yani hep bir insana da yüklenilmez yani. Bir kere de sen ödesen ne olacak? Şimdi herkes eşit. Hayır şöyle. Kadın erkek eşitliği evet, var yani artık. Eşit. Damla öyle mi düşünüyor bilmiyorum. Sen şu an bize öyle söyledin. Damla sen normalde sıradan bir erkek arkadaşınla bile otursan ya da kız arkadaşınla otursan bir kafede hesabı hep başkasına mı ödetiyorsun? Şimdi kız arkadaşımla oturursam ben kız arkadaşıma gerektiği yerde onun parası yoksa ben öderim. Benim param yoksa da o öder Nusel Hanım kız arkadaşımsa. Ama ben nişanlımla bir yere gidiyorum. Zaten nişanlımın parası olmasa bana bir yere gidelim demez. Bu zamana kadar ben bir kere ödemeye kalktım ve bana dedi ki kesinlikle benim yanımda hesap ödemeyeceksin. Heh. Ben burada niye varım dedi. Ben de o günden sonra kesinlikle elimi cebime atmadım. Niye atayım ki? Nişanlım ödettirmiyor. Belki de gururu inciliyor. Yani olabilir. Ya gururla ne yani alakası var? Yani sen algı olarak şu an sende bu mu yerleşti? Yani erkek varsa yanında evet. Para hiçbir şekilde harcanmaz. Yani ben nişanlımdan öyle gördüm. Yani ben kendim de öyle düşünüyorum. Benimle birlikte yemeğe gidiyorsa eğer demek ki beni götürmek için oraya gidiyor. Hani benim
ben bu kızı götüreyim de işte nişanlımı götüreyim, yemek hesabı ödettireyim diye değil. Sen istemez misin? Ben sana bugün ısmarlayacağım Furkan'cığım demek. Ben Nursel Hanım, ben bunu bir kere yaptım. Bir kere yapınca bana nişanlım dedi ki benim yanımdayken elini cebine dahi götürmeyeceksin. Ben ödeyemiyorum mu dedi. Nuray abla bak oğlun öyle söyledi. Yani. Vallahi oğlum öyle söylediyse bilemem ama yani hep bana da böyle bir şey yok. Ben erkek arkadaşım olsun veya eşim olsun, dost mu kim olursa olsun. Bir kere de insan yani ben vereyim diye almasa bile uzatır en azından. Yani teklif şöyle söyleyeyim yani. Bunu senin demen çok saçma kalıyor yani. Vallahi hiç saçma bir şey görmüyorum o kadar, ben bir de cebinde ya. Akrep mi var demişsin. Seninkinde var asıl akrep yani. Benimkinde hiç olmadığını biliyorsun. Senin hiç de görüşün bilmiyorum. Bayağı ilginç. Evet. Sen de böyle başka taraftan sert bir vuruş evet. yapmışsın. Yani erkek varsa kadın para harcamaz diyorsun. Çünkü erkeğin bir kere gururu incinir orada. Erkek dururken kadın çantasını açacak da orada hesap ödeyecek. Öyle bir şey olamaz. Nasıl olmaz? Ya ne alaka? Gururla ne alaka? Abi. Hep erkek mi ödeyecek? Hiç mi bayan ödemeyecek? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Benim nişanlım, bizim kesemiz bir olacak artık. Ve bana demek ki para ödetmek istemiyor. Sen buna karışamazsın ki ya. Yanında ben varım. Hadi seninkini diyelim ki Furkan ödedi veya ödemedi. Yani seni ilgilendiren ne var bunda? Ya beni ilgilendiren bu da benim o oğlum yani. Bir başkası olsa zaten ben karışmam. Tamam, benim arkamda Kodiş Bank var. Benim yani hiç şeyim yok ya. Yani. Bak gördünüz mü? Ben bank olarak görüyor demedim mi kayınvalideler odasına? Tamam benim nişanlım kesimiz bir. Yani. Beyhan abla sen ne diyorsun? Ben katılmıyorum. Sen mi? Evet ben Kodiş katılmıyorum. Kodiş Bank'a mı? Ben. Ha? Kodiş Bank'a mı katılmıyorsun? Ben şimdi Kodiş Bank tamam mı? Her zaman git kocan ödesin, nişanlın ödesin, arkadaşın ödesin. Öyle bir şey yok. Arkadaş söyle bari ya. Arkadaş değil ya. Durun anlayalım ne diyor. Hep erkek ödemek zorunda değil ya. Bir gün ödemeye gösterir yani. Ödemek zorunda yani değil. Biz artık bir çatı altında yaşayacağız. Bana eşim yaşa. Diyor yani. Ben kim ödeyecek benim yediğimi? Benim yediğimi eşim nişanlım ödemeyecekse kim ödeyecek? Bana yemek getiren garson mu ödeyecek yani? Eşim sen kayınvalidenle aynı fikirde misin? Hayır zaten onun böyle düşünmesine hayret ediyorum. Zaten kendisini ben cüzdanını bile hiç görmedim zaten. Bak. Kadın olsun erkek olsun hiçbir yerde elini cebine attığını görmedim. Sana göre eşinle bir yere gittiğinizde? Bana göre de ben asla elimi cebime atmam. Çünkü benim eşim için özellikle bu Türkiye genelinde de bu vardır zaten. Erkekler için bir onur gurur meselesi. Bir kadın yanında nasıl hesap öder? Ki ben diyelim ki eşimin parası yok. Zaten beni dışarı çıkarmaz. Ha illaki çıkaracaksa ben para vereceksem. Sen ben parası diye bir şey yok ki. Zaten bende para varsa demek ki bizim paramız var demek. Ya da evde veririm. Evet. Yine oraya gittiğinde o elini cebime atmam. Para senin bile olsa o parayı eşime veririm, eşim öder. O ödeyecek. Aynen öyle Nursel Hanım. Ben de aynı bu şekilde düşünüyorum. Niyase sen ne diyorsun? Ya bence şöyle şu anda ben yeşimin bir noktada katılıyorum. Onun ayrıca Damla'ya katılmıyorum. Ben her şeyden önce kendime güvenmiyorsam dışarıya çıkmam. Ama yanımdaki aslında erkek için değil. Aynı şeyi söylüyor. Yo aynı şeyi söylemiyorlar. Tamam erkek ödeme olayı var. Hani diyor ya benim yediğimi nişanlım kocam ödemeyecekse. İyi de ben nişanlımın kocamın cebine bakarak dışarıya çıkıyorsam zaten onun emri altında çıkalım derse çıkarım, çıkmayalım derse çıkmam. Şimdi bu konu çok bir dakika. Ben bir yere gittim. Bir dakika. Ben kendi maddiyatıma güvenirim her şeyden önce. Yani benim kendi kasam olur ama bizde de şöyle bir şey var. Bizim hesabı, bütün olsa, hesaplar onu söyle. Ya ne fark eder ya bütün hesaplar ama bizde ortak. Benim çantamda varsa hesaplar bizde yani ben öderim ya da restorana gittin ya Niyase. Restorana gidiyorsunuzdur illaki bir lahmacun yiyorsunuzdur. O hesabı garson gerçekten de kim dedi erkeğin doğru söylüyor. Önemli. Erkeğe veriyor tamam. Ya. Sen ben ödeyeceğim diye alıyor musun? Bizim hesaplar ortak tek bir kart var. Ondaysa o öder, bendeyse o kart ben öderim. Fark etmiyor. Yani kart kimin cebindeyse o tabii, çıkarıyor. Çünkü yani bizde ortak bir hesap var. Yani eşim bunu gurur meselesi yapmıyor. Sen nasıl uzatırsın kartı? Hayır. Ben buradayım falan. Yani öyle bir şey. Ben erkeğim ödeyeceğim diye bir şey yok. Zaten biz karı kocayız. Mantıken yani karı kocanın ha karısı ödemiş ha kocası. Yani. Kart kimdeyse o der. Sevgiliyken öyle değildi yani ama. Öyle. Onu diyorum. Evlendikten sonra böyle oldu. Sevgiliyken nasıl? Sevgiliyken mesela hesap geldiğinde Özgü direkt ben öderim derdi, alırdı. Ödetmez. Ama şimdi evlendikten sonra tek bir hesap var, tek bir kart var. Önceden ödetmiyordu ama aslında şu anda bambaşka. Aslında şu an üçünüz de aynı şeyi söylüyorsunuz. Yani benim de nişanlım şu an. İlla ki yani ben bir de çalışmıyorum Nursel Hanım. O zaman bütün yani çalışmayan ev hanımları hepsi... Kocası her gün bizi yemeğe götürsün diye mi bekliyor yani? Ne alakası öyle var? Öyle zaten. Hayır. Çalışmıyorsan kocanın cebinde para varsa dışarı çıkarır. Yok şöyle mesela
eşi götürür. Yani ben kocam da para mesela bekleyeceğim. Eşim beni götürecek. Ben utana utana mı yemek yiyeceğim? Eşim onu ödüyor. Utanmakla bir alakası yok. Niye utanayım eşimin parasını? Bir dakika, ben sana utanacağım demedim ki. Ama öyle. Hayır ya. Sen çalışmıyorsan yemek yemeye gidemez. Damlacığım, sen çalışmıyorsan, evdeysen, evet, tek bir kişi çalışıyorsa o adamın cebinde parası varsa çıkarabilir. Evet. Tamam, çıkar. Aynen işte. Çıkarıyorsa vardır, öder yani. Değil mi? Tamam, ben de onu diyorum zaten. Ya yoksa da dışarı çıkmaz. Aynen öyle. İşte ben de onu diyorum zaten. Aynen öyle. Öykücüğüm. Öykücüğüm. Sen evlisin şu anda. Bekarken, eşinle birlikteyken nasıldı sistem? Nursel Hanım, bu Türk erkeğinin bir geleneği yani. Egosu, evet. Asla çıkartıp da cüzdanından para ödettirmez. Ben çalıştığım zamanlarda bile mesela hani paramız yoksa bir yere gideceksek diyordum ki paramız var mı işte diyordu. Ay yine de gidelim diyordum mesela, evde veriyordum. Ondan sonra hiç hesap ödetmezler. Asla sen garsonu çağırıp da deyip de getirin hesabı ben ödeyeyim demezler. Zaten Seviler teyzenin dediği gibi de garsonlar bile getirirken hesabı erkeğe veriyor. Doğru mu sence işte bu? İşte Türk. Bu doğru mu? Türk sen geleneği doğru olmuş artık bu yani, sen öyle söyleyeyim. Sen doğru buluyorsun. Ben doğru bulmuyorum. Ben bir hesabı ödediğim zaman mutlu olurum mesela. Derim ki aa ben ısmarladım işte. İnsan kendini şey hissediyor, özgüvenli hissediyor. Gülümser'cim sen ne düşünüyorsun? Evet, haklı, ben de katılıyorum. Oğlum evet gerçekten de öyledir. Ha şeydir hani diğer erkekler gibi işte ben öderim, erkek öder falan. Ama mesela dediği gibi kart. Belki o gün kadını alışverişteydi karısı. Geldi beraber yemeğe çıktılar. Kart onu da orada evde veremedi. Tut orada çıkardı, ben onu ürün geçirin dedi. Ne var ki bunda? Hayır, senin, onu gençlik, bile... senin gençlik döneminde nasıldı? Bizim muhallebe yemeğe gittiğinde... Hiç Allah var ya, hiç öyle bir yerlerine gittiğim ne gördüm. Bizim yöremizde öyle yoktu. Düğünlerde görüşürdük, konuşurduk, karşılık, sohbet, muhabbet. Hani biraz işte. Biraz da arada mektup falan. Öyle yoktu hiç. Tatlı. Ne çakabeye gittim, ne çay içtim. Hiçbir şey yoktu.